Merhaba İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda şehrin en başarılı firmalarına konuk olup onlardan bu güzel öyküleri dinliyoruz. Bugün sizlere İzmir Menderes'ten sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz Adem Bey var. Adem Bey'i tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri Adem Bey'den almış olacağız. Tabii Adem Budak ben. 30 yaşındayım. 10 yıldır galericilik yapıyorum. Ayrıca kafeterya işletmecisiyim. 10 yıl önce Gaziemir'de başladım galericilik mesleğine. Orası insanların gözü, orası bir otopazarı gibi bir yer olduğundan insanların gözünde çok güvensiz bir yer olmaya başladı. Ben de bunu fark ettim. Kendimi daha böyle rahat, daha kendi işimi daha iyi yapabileceğim bir yere gelmek istedim. Ve bu sektörden de burada daha çok kişi olmadığından, çok fazla rekabet de olmadığından kendimi burada rahatta ve müşterileri daha güvende hissettirdiğimi düşünüyorum. Evet, özellikle bizim araba sektöründe güvensizlik olayı çok yaygın ve çok insanlar güvenmiyorlar yani araba alırken. Yani reklam haberlerde de görüyoruz, her yerde çıkıyor, sıfır araba alıyorlar. Onda bile bir yerleri boyalı, parçalı ve daha farklı bir şeyler çıkabiliyor. Biz insanlara nasıl bu güveni sağlıyoruz? Şu şekilde, diledikleri ekspertize gidebiliyorlar. Artık ekspertizlerde noter onaylı oldukları için yani tanıdık vesaire gibi bir torpil geçme gibi bir olay olamıyor artık ekspertiz merkezlerinde. Ve biz mekanik olarak bir yıl mekanik ve motor şanzıman olarak bir yıl araçlara garanti veriyoruz. Mekanik garanti veriyoruz araçlara. Ne kadar güzel. Evet. Hangi segmentte araçlarımız var burada Adem Bey? Yani şu şekilde belirli bir segment olarak girmiyorum ben. Yani her türlü, her model, her marka araç alıp satabiliyoruz. Sıfır, ikinci el olmak üzere. Esasında bu işi yaparken biraz da belgeler çok önemli. Sizlerde hangi belgeler vardır? Evet, görmüş olduğunuz üzere mesleki yeterlilik belgemiz ve ikinci el motorlu araç satmaya yetki belgemiz bulunmaktadır. Galericilik yapıyoruz. Bir de kafeterya işletmeciliği yapıyorum. Kafeterya franchise'ını verdiğimiz bir markamız var. Bu tür dallarda uğraşıyoruz. Adem Bey, burada hizmetlerimizi verdikten sonra, araba satışlarımızı verdikten sonra hizmetlerimiz devam ediyor mu? Yoksa arabayı sattık ve iş bitti mantığıyla mı ilerliyoruz? Kesinlikle bizde öyle bir şey yok. Yani araç verdiğimiz müşterilerimizle de görüştürebilirim, şey yapabiliriz. Kesinlikle bitmiyor ki zaten arabalara biz bir yıl garanti verdiğimiz için müşterilerimizle sürekli irtibat içerisinde oluyoruz. Elimizden geldiğinde mağdur etmemeye çalışıyoruz müşterilerimizi. Ki de yapmış olduğumuz birçok kişiler de var yani. Burada sıfır araçlar mı vardır yoksa ikinci el araçlar mı vardır? Hangi araçlar var? Sıfırda ikinci elde araç alıp satıyoruz. Adem Bey, satış öncesi nelere dikkat ediyoruz biz bu alanda? Satış öncesi şöyle yani genel olarak da herkesin bakmış olduğu şeyler aslında. Aracın nesine bakarsınız? Şase, podye, direklerine bakarsınız. İşte havuz kenarlarına falan. Yani herkesin bakmış olduğu şey aslında. Adem Bey, bu başarının sırrı nedir? Bu başarının sırrı dürüstlük. Az önceki de söylediğim gibi biz sattığımız araçların her zaman arkasındayız. Ve garantilerimiz, verdiğimiz garantiler sayesinde bugünlere geldik aslında yani. İleriye dönük tabii ki de planlarımız var. Şöyle büyük bir plaza kurup içerisinde servis hizmetine varıncaya kadar sigorta, servis, işte ne bileyim bakım, aracın her yani hem insan araç almaya gelecek hem de bütün servis bakımlarını her şeylerini de yapıp gideceği bir plaza gibi bir yer kurmak istiyoruz tabii ki. Şunu söylemek isterim. Beni bugünlere getiren babama ve beni ticaret ahlakını aşılayan rahmetli babama saygıyla anıyorum ve değerli müşterilerimize çok çok teşekkür ederim.